Haydar selam selam Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? evet hazır mısın Luma? hazırım evet. evet o zaman e, bugün iki konumuz olacak arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz 24. meetupımıza bugün ilk konumuz olacak frontend pardon backend developer e, özür dilerim backend developer e, teknasyonda Haydar Şahin ve Engineering Manager Bilal Çınarlı, Rapid API'da. E, Haydar bize bugün PHP çekirdeğini bahsedecek. E, çok ilgi çekici bir konu, o yüzden herkesin dikkatli dinlemesini tavsiye ediyorum. Eğer sorunuz olursa, e, community üzerinde sorular ve chat kısmından sorabilirsiniz. E, Haydar'ın sunumu bittikten sonra kendisine sorularınızı, sorularımızı yönelteceğiz. O zaman Haydar seni sunumunu Paylaşıyorum. Seni sunumumla baş başa bırakıyorum. Şimdiden kolay gelsin. Ağzına sağlık. E, teşekkürler. E, merhaba. E, ben Haydar Şahin. E, Teknolojik sonunda backend developer'ım. E, bugün size PHP çekirdeğini anlatacağım. E, önce reklamlar. E, GitHub'da kullanıcı adım direkt Haydar. Aynı zamanda haydarsahin.com diye bir blog'um var. E, bunun yanında Linux severim. E, şu an e, Rust ve GO'ya da ekstradan ilgi duyuyorum. Üniversite zamanlarında Assembly, Java, e, biraz da iş babında C Sharp yazmışlığım var. Şimdi benim sunumum genellikle şu tarz gidecek. E, öncelikle ağırdan alacağım. Ortalara doğru biraz daha sert bilgiler vereceğim. Daha sonra tekrar yumuşayacağız. E, sektörde e, bulunduğum dönemlerde ve okulda da aynı zamanda... Çok sık e, telaffuz ettiğimiz bazı terimlerin aslında ortak anlamı olmadığını e, kavradım aramızda. Şimdi programlama dili diye hepimiz bir şeyler konuşuyoruz, bir şeyler anlatıyoruz. Hatta bazılarımız bu konuda uzmanlık iddia ediyor ama aslında bir programlama dilinin ne olduğunu hepimiz ortak olarak bilmiyoruz diye anlıyorum. Bu yüzden önce bu alt kısımlardan devam edeceğim. Şimdi programlama dili ne deyince işte çoğumuz şu dilleri sayacaktır teker teker. İşte e, bu programlama dillerinin temel amacı nedir? Aslında bizim insanlara dilinden e, makineye bir şeyler anlatmak. Peki biz aslında makineye her bir şey anlattığımızda o bir programlama dili oluyor mu? Mesela ben gitsem binary'de bir e, kod yazsam bunu makineye versem İşlemci bunu işlese ve bana bir dönüt gö bu bir programlama dili mi? Mesela ben assembly instruction'ı ile bunu yapsam bu bir programlama dili mi? Veya bunu C ile yapmamla assembly de yapmam aynı şey mi? E, buradaki ana cevabımız aslında makinenin dilinden ne kadar uzaklaştığımıza bağlı. Bu yüzden binary bir programlama dili değildir. Bunu çoğu yerde programlama dili olarak anlatıyorlar ama değildir. Assembly, insan diline daha yakın olduğu için ve insanların makineye bir şey anlatabileceği seviyede olduğu için binary bir programlama dilidir. Aynı zamanda üst seviyeli programlama dilleri de bir programlama dili olarak gösterilebilir. Ee, biz programlama dillerini genellikle iki türlü ayırıyoruz. Ee, çalışma şekline yorumlanan ve derleyen olarak bir de dilin seviyesine yüksek veya düşük olarak. Ee, çalışma şekli yorumlanan eğer bir interpreter varsa çalıştırdığımız makinede bizim yazdığımız source code bir interpreter yardımıyla kaynak e, makine diline çevriliyorsa buna biz yorumlanan programa dili diyoruz. Eğer biz makinemizde kodu yazdığımızda bir çıktı olarak derliyorsak ve bu çıktıyı çalıştıracağımız makineler üzerinde dağıtıyorsak bu derlenen bir programa dili oluyor. Dilin seviyesi kısmı biraz daha karışık çünkü e, C ilk yazıldığında mesela yüksek seviyeli bir programa dili olarak yazıldı ama biz şu an C'ye düşük seviyeli bir programlama dili diyoruz. Niye? Çünkü ondan daha yüksek seviyeli programlama dilleri çıktı. Şimdi program dillerine baktığımızda e, yorumlanan programlama dillerinde ilk sayacağımız 3 tane programlama dili. PHP, JavaScript, Python. Derlenen programlama dilleri Rust, Go, işte Swift, C. Peki PHP bunların neresinde duruyor? Bu sunumun ana amacı bu. E, PHP yorumlaman bir programa dili olarak internette yazıyor. Ama bu sunumun sonlarına doğru biz bunu biraz tartışacağız. Acaba saf bir yorumlanan programa dili diyebilir miyiz PHP'ye? Veya daha doğrusu herhangi bir dile böyle bir şey diyebilir miyiz? O da bir soy işareti oluşturacak bizde. İşte PHP genellikle biz yüksek seviyeli bir programa dili olduğu için ve kolay geliştirilebildiği için yazıyoruz. Şimdi bu sunuma katılan herkes bir programın dilinin nasıl işlediğini az çok bildiğini düşünüyorum. Peki biz webde aslında ne yapıyoruz temel olarak? Webde genellikle bir istemcimiz oluyor. Bu bir browser olabilir, bir mobil aplikasyon olabilir. Ayrıca bir mikro denetleyici bile olabilir. Yeter ki TCP IP protokolünü destekleyen bir makine olsun. İşte bu bir web server'a gidiyor. Web server'ımız işte KD, Nginx, Apache ve alternatifleri diyebiliriz. Sonra da bu gidiyor bizim PHP Interpreter'ımıza gidiyor. Peki ben web serverımda ilettiğim datayla e, PHP Interpreter bir şeyler yapıyor. Bana geri çıktı e, döndürüyor. Bunun arkasındaki model ne? Bunun arkasındaki işlem ne? Bu bunu konuşacağız. Şimdi e, daha derine dalmadan önce bir kodun makine diline çevrildiğini hiç düşündünüz mü? E, aslında ben bunu lise yıllarında çok düşünüyordum. Lisede de ben e, programcılık okudum. Benim yazdığım insan diline çok yakın bir dil e, nasıl makinenin anlayacağı bir ve sıfırlara dönüşüyor. Şimdi PHP'de bunu anlamak için ilk önce PHP Interpreter'ına temel olarak bir bakmamız lazım. Şu anda PHP'nin güncel sürümü 8.2. E, şu an ekranda gördüğünüz e, bu reponun üzerinden bir ekran görüntüsü. PHP Interpreter'ını anlamak için aslında temel olarak Zend ve Extension klasörlerini anlamak çoğunun anlam çoğu seviyede anlamamız yeterli olacak. Belki biraz daha derine dalarsak TSRM giriyor. Peki bir kodun makine diline çevrilmesi nasıl gerçekleşiyor? İlk önce tokenization işleminden geçiyoruz. Daha sonra parsing işleminden geçiyoruz. Compiler, execution. Peki bunlar ne ne demek aslında? Bu dört kelimeden ben neler çıkarmalıyım? Şimdi jetonlaştırma işlemi yani tokenization işlemine giriyorum. E peş bir işlemi için eee RC2 e, RC Art2C e, e, kütüphanesini kullanıyor. Bu bir tool. E, ben aslında bununla token yapacağım, e, yazılımı üretiyorum. E token işlemini yaptıktan sonra lexer analiz denilen bir analiz yöntemimiz var. E, onu yapıyoruz. E, burada temel olarak biz aslında RC2'dan çıkan e, Olay şu. Regular expression düşünün. Aslında ben regular expression'a veya daha genel tanımla regex'lerle kod içerisindeki birkaç match, birkaç tane pattern'ı kontrol edebiliyorum. Bunu dil çapında yaptığımı düşünün burada. Tokenlaştırma işlemi aslında benim o index PHP dosyamdaki kodların parçalanmasından ibaret. Ben bunları alıyorum ve bir array'e dönüştürüyorum gibi düşünün. Şimdi e, bu gördüğünüz kod aslında PHP'nin bunu nasıl yaptığını gösteriyor. E, gördüğünüz Lexer analiz kodumuzda şurada tanımlamalar giriyor. Şuradaki regex ifadelerine bakarsan aslında şurada bir sayı tuttuğunu işte şurada bir tab boşluk vesaire parametrelerini tuttuğunu, burada bir char ifadesine baktığını görebiliriz. Buradaki koda baktığımızda ise e, betik içerisindeki exit ve die komutlarındaki fonksiyonlarımızdaki dönen tokenları görüyoruz. İkisine baktığımda dikkatimi bir şey çekmeli eğer bir PHP developer'sam. İkisinde de t-exit token dönüyor. Peki bunlar t-exit token'uysa e, o zaman şunu diyebilirim exit ve die aslında aynı şey PHP için. Ben ikisini de yazabilirim. Böylelikle büyük bir tartışmaya daha son vermiş oluruz PHP'deki. Bu tanımlamalar aynı zamanda Zend klasörün içerisinde bulunan Zend Language Scanner L dosyasında bulunuyor. Ee, burada yaptığım tanımlamalarla ben aslında yeni bir siting süretebilirim. Ben, ben mesela buraya eksiklerini haydar yazsam, bundan sonra gerekli işlemleri çevirsem ben aslında php'ye haydar adı, adı altında bir exit token'ı döndüren kod yazmış olabiliyorum. Yani ben haydar fonksiyonunu çalıştırdığımda exit işlemi yapabilirim. Ee, bunu yapmak için Extension e, klasöründe yani extension'ların bulunduğu, plugin'lerin bulunduğu veya diğer adıyla modüls diye de geçiyor. Modüllerin bulunduğu klasörden tokenization dizinindeki token, datagen, sh betini çalıştırmam gerekiyor. Bunu çalıştırdığınızda ilk çıktı olarak e, git statüste çok büyük bir e, fark göreceksiniz. Bundan korkmamalısınız. Aslında bu bizim tokenlaştırma tool'umuzdan çıkan... E, genel bir çıktıdır. Bunun sayesinde biz aslında tokenlaştırmayı yapabiliyoruz. Şimdi bu kadar konuştuk, tokenlaştırma vesaire dedik. Peki bunu aslında bizim interpreter'ımız nasıl yapıyor? Arkada ne işlem dönüyor? Şimdi şu koda baktığınızda number değişkenine 10 artı 10 diye bir matematik işlemi yaptırmış. Bu matematik işlemini yaptırdığımda aslında arkada dönen olay şu. Yukarıda bir open tag'im olduğunu düşünüyorum open takımdan sonra bir değişken token atıyor diyor ki bu number adı altında bir değişkendir ve satır 2 de yazılmıştır daha sonra bunun yanındaki boşluğu algılıyor bir boşluk tokenıdır diyor bunu yazıyor bu şekilde number'ı buluyor bu number'ları bulduktan sonra kodumu bu şekilde tokenize ediyor yani benim bu şekilde kod parçacıklarım var demiş oluyorum peki ben aynı şey bir yorum satırında yapsam aynı şekilde bunu mu yapıyor? Eğer bunu yaparsa çünkü kodumun çalışmaması lazım. Derleyicimin bana error fırlatması lazım. Aksine aynı zamanda komentleri tanıyor. Bu arada bir sonraki aşama olan parsing de bu komentleri yok ediyor. Yani bu komentler yokmuş gibi davranıyor. Çünkü bunlar kodun çalışmasında herhangi bir fayda üretmediği gibi aynı zamanda kodun çıktısında da yer kaplamış oluyorlar. Ee, bu tarz yapılara bakarken aslında bunların hepsinin insanların bu derleme aşamasına kadar giden süreçte olayı nasıl kolaylaştırmaya çalıştığını göreceksiniz. Her zaman bir aşama, bir kurallaştırma, sonra bu kurala bağlı başka bir kural daha. Şimdi parsing yani ayrıştırma aşamasında geldik. Ee, burada açık kaynak kodu olan Unibiz'in adlı bir tool'u kullanıyoruz. Bununla e, ayrıştırma yapabiliyoruz. Ayrıca bu Biz'in tool'unun birkaç dilde daha kullanıldığını Göreceksiniz eğer sitesine gir, gir, girerseniz. Ee, buraya baktığımda parsing de bizim asıl amacımız. Bizim daha önce e, oluşturduğumuz tokenlardan bir AST yani Abstract Search Tree oluşturmak. Hani biz bir fonksiyonun içerisinde bir değişken yazıyoruz ama o değişkeni başka bir değişkenden erişemiyoruz. Buna ne diyoruz? Scope'da değil diyoruz. işte. o scope'da olmamasının makine makinenin, derleyicinin anlamasını sağlayan şey aslında bu Abstract Search Tree. Abstract First göre başka bir dalda başka bir function'ın dalındaysanız diğer function'daki kodu göremiyorsunuz. Buraya baktığımızda bu dal yapısına baktığımda da bir şeyler anlıyorum ama ben bunu daha iyi anlatmak için size kod üzerine örnek göstermek istiyorum. Şimdi bu koda baktığımda benlik ben ilk gördüğümde ya bu kodda ne anlatmak istiyor? Bu kod çok karışık değil mi diye düşünmüştüm. Ancak delleyicinin içerisindeki kodları, zentencinin içerisindeki kodları karıştırdıkça e, fonksiyon fonksiyon anlamaya başlıyorsunuz. Şimdi bu kod Zend language parser.y e, dosyasından alınma bir kod. Bunu siz de görebilirsiniz. Ben bu kodu daha iyi anlatmak için aslında bunu ikiye bölmek istiyorum. Diyorum ki eğer bir teyif token'ı varsa eee expression'ın iç, içerisinde pardon bir önceki şeye geleyim. Şurada bir şey kaçırdım. S şartı olmayan bir if Durumu öyledir ki if token'ı vardır. İçerisinde bir expression ifade vardır. Eğer bu şartları sağlıyorsa sen git bundan bir if ağacı oluştur. Bir bir branch oluştur. Sonra da bu branch'in içerisinde if element at. Sonra iki slide geriye dönüyorum. Bir if token'ı yakaladım. Bir if branch'ı bir branch oluşturdum. Bunun içerisine bir if koydum. Aslında burada anlatılmak istenen şey tam olarak bu. Sonra bunun içerisindeki değişken tanımlarını buraya yerleştirdim. Devam edelim. Şuradaki ikinci kısma bakıyorum. Veya eğer else şart olmayan bir if durumu varsa ve aynı zamanda t else if tokenı varsa bunun içerisinde de bir expression yani ifade varsa sen git bunu daha önce oluşturulan şuradaki dolar bir daha önce oluşturulan birancı temsil ediyor. E, dala bir if elementi ekle. Yani demiş oluyorum ki aslında else ile şuradaki If aynı şey. Buna sen sadece yeni bir if eklemiş oluyorsun. Devam ediyorum. Şimdi biz burada parsingi GNU Bison'la yaptık. Niye? Çünkü bu çok hızlı çalışıyor. Çünkü bizim derlediğimiz her kodun performansı çalışması için PHP'de ilk önce tokenize oluyor, sonra parsing oluyor, sonra derleniyor. Bunların çok hızlı çalışması için C tabanlı bir şey gerek. C tabanlı demeyeyim daha doğrusu düşük seviyeli bir dille yaparsak bu daha hızlı çalışır. Ancak bizim statik analiz toollarımızın hepsinin bu kadar hızlı çalışmasına gerek yok. Bu yüzden eee PHP'nin core developerlarından Nikita, Nikita Popov deriz genel ismiyle e, bir parsl yazdı. Bu PHP 7'de geldi. Eğer sizin bir statik analiz tool'una ihtiyacınız varsa ve bunun için bir parsere ihtiyacınız varsa Nikita Cordial Upper olarak bunu size sunmuş. Eğer böyle bir şey yapmayı düşünüyorsanız sıfırdan GNU Bilgin'le uğraşmak yerine bu parsa da kullanabilirsiniz. Şimdi ben kodlarımı aldım. Tokenlaştırdım. Sonra bunları Lexus'a analize çevirdim. Daha sonra bunları parse ettim. Parse ettiğim kodları nasıl derleyeceğim? Nasıl son aşamada makine diline çevireceğim? Bunun için de bizim Intermediate Representation yani ara bir katmana ihtiyacımız var. Bu katmana çeşitli dillerde Çeşitli adlar veriliyor. Örneğin Java'da sanırım byte bytecode deniliyor. Bunun PHP'deki açılımı da, bunun PHP'deki adı da opcode. Bu opcode bize işletim sistemleri bağımsız bir derleyici çalışmasını sağlıyor. Yani ben bu opcode'u her işletim sisteminde aynı döndürüyor. Ama derleyici bunu çalıştığı işletim sistemine göre makine diline çeviriyor. Şimdi bu aşamada e, zend-zend-compile.cd dosyasına bakıyoruz. Buna her e, PHP sürümüne baktığında sayının arttığını göreceksiniz. Çünkü yeni kodlar ekleniyor, yeni introduction'lar ekleniyor. Şu anda PHP 8.2'de 203 tane opcode var. Ben buraya hepsini yazmadım. E, bu kodların analizini yapmak için e, direkt olarak PHP interpreter ile yapamıyorsunuz. Bunları yapmak için bir e, yorumlayıcı ihtiyacınız var, bir disassemble'a ihtiyacınız var. Böylelikle kodtan aslında arkada çalışan kodları görebiliyorsunuz. E, bu şu demek oluyor. Sizin parsing aşamanızda Zent o koddan makine diline çevirme aşamasında araya bir extension giriyor. Bu extension da VL'di. Çeşitli e, alternatifleri var ama en iyi çalışanın bu olduğunu düşündüğüm için ben sunumumu bunun üzerinden anlatacağım. Şimdi burası benim en sevdiğim kısım. Çünkü ben buraya baktığımda ve bunu buraya çoğu PHP developer baktığında burada aslında iki tane aynı şeyi basan kod değil de aslında burada büyük bir kavga görüyor. Büyük bir Twitter kavgası görüyor. Büyük bir Reddit kavgası görüyor. PHP de en büyük geyiklerden bir tanesidir. Çift tırnak mı çalışıyor? Tek tırnak mı? Şimdi burada saatlerime bakıyorum. 20.47 15 Kasım burada bu tartışmaya bir son veriyoruz. Bu sunuma katılan herkes bunun artık nasıl çalıştığını bilecek. Şimdi burada test 1 PHP ve test 2 PHP olarak iki tane kod parçam var. İlkine baktığımda çift tırnak arasında mem değişkenini veriyor ve bir çıktı üretiyor. Daha sonra bir echo print end of line yapıyor. Biraz satıra geçiyor. Aynı şeyi burada da yapmakla birlikte burada çift tırnak arasında değişkeni yazmıyor. Değişkeninin yanında noktayla string ifadeyi birleştiriyor. Peki, buradakilerin acaba hangisi daha hızlı çalışıyor? Şimdi, normal vatandaşlar gidip şuraya micro e, true time ile ilk önce unix timestamp'ini alıp daha sonuç eko, e, komutunu, son echo komutundan sonra bir daha alıp bunların arasındaki fark da bunların hangisinin daha hızlı çalışacağını test etmeye çalışıyorlar. Ancak bu doğru bir sonuç vermez. Çünkü işlem sistemin o anda arka çağrılarında neler yaptığına bağlı olarak sonuç değişir. Bizim bunu daha iyi anlamak için aslında burada yapılan arkadaki işlem dediğine bakmamız lazım. Şimdi test bir PHP'ye bakıyoruz. Bu arada bu iki kodun çıktılarını ben 7.1'de 7.1 çıktılarını gösteriyorum. Şimdi buraya baktığımızda test 1.php'ye bakıyorum. Sıfırdan başlamış 5'e kadar 6 tane işlem yapmış. Arkada 6 tane o ok kod çalışmış. Adel değişkeni Adel stringine ilk önce eklemişim, assign etmişim. Daha sonra burada bir nop işlemi gerçekmiş. Nop e, Türkçe'si aslında no operation. Yani hiçbir işlem olmamış. Daha sonra burada iki tane değişkenle string değişkenimle stringimi concat etmişim. Yani birleştirmişim. Daha sonra burada ekolarla bunları bastıktan sonra bir end of line yapmışım. Sonra return'le kodumu sonlandırmışım. Şimdi burada 6 tane işlem var. Peki diğer kodumuza bakalım. Burada tek tırnak arasında direkt değişkenle toplamışım. Bunun op kod çıktısına baktığımda hop burada 5 tane işlem görüyorum. Demek ki tek tırnak String ifadeler çift tırnaktan daha hızlı çalışır. Bunun tartışmaya açık bir yanı bile yok artık. Şimdi buraya baktığımda aynı şekilde bir Esen işlemi görüyorum. Burada bizim string ifademizde değişkenin toplanmasını beklemediği beklemek yerine direkt bunları toplamış. Daha sonra aynı şekilde ekolarla basmış. Peki ikinci konumuz. PHP neden ThreadSafe bir dildir? Şimdi PHP'nin aslında neden thread safe bir dil olduğunun teknik açıklamasını biraz sonra anlatacağım. Ama bunun ilk önce mantığını anlamamız lazım. Öncelikle PHP bir programlama dili olsun diye çıkmış bir şey değildir. PHP'nin e, PHP yazarlarından Rasmus Rasmus, ki baş kontribütörlerden bir tanesiydi. E, PHP aslında bir template engine olarak düşündüğünü, daha sonra toplulukla bir dil haline geldiğini söylüyor. O yüzden hiçbir zaman yapılırken başlangıçta bu çoklu threadlerde çalışsın, paralel işlemler yapsın diye icat edilmiş, tasarlanmış bir dil değil. Aynı zamanda e, geriye dönük uyumluluk içerisinde bunları yapmıyorlar ve e, PHP komünitesinde aslında bunun thread safe olmasının bir güvenilirlik, reliability getirdiğini düşünüyorlar. Bu yüzden thread safe yok. Ancak bunu arkada nasıl bir mekanizma ile kontrol ediyor? Burada karşımıza çıkacak ifade thread safe resource manager local storage yani TSRML. E, buraya baktığımda ben iki tane istek attım e, web serverıma. İkisi de aynı anda tez zamanında benim PHP interpreterıma düştü. Bunlar nasıl oluyor? Birbirleriyle arasındaki değişkenlere ulaşamıyorlar. birbirleri arasındaki kaynaklara ulaşamıyorlar. Bir thread nasıl direk, diğer threadle haberleşemiyor. Bunu sağlayan yapı budur aslında. Bunun sayesinde e, bizim PHP'miz güvenli çalışıyor. Ayrıca şu bir önceki sunumda şu pardon şu compile komut dosyasına baktığınızda birçok tsrm komutu göreceksiniz. Bunun nedeni değişken aktarımlarında sürekli tsrm ile kontrol edip bir thread'de kaldığınız değişkenin sağlam bir thread'de kalmasını sağlamasıdır. Pardon bir su içeyim. Peki PHP strict type bir dil değil. Ben bir değişken içerisinde istediğim tipi yazabiliyorum. Hatta TypeScript çok sonraları geldi. Peki bunu sağlayan yapı ne? Aslında bunları e, PHP interpreter'ı benim string ifade mi tutacağımı, array mi tutacağımı, e, veya bir objemi tutacağımı nasıl anlıyor? E bunları nasıl bellekte tutuyor ve bunları nasıl hemen çağırabiliyor? Değişik çağrımlar yapmadan tek bir çağrı yöntemiyle yapıyor. Şimdi bu koda baktığınızda e, dikkatinizi çekmesi gereken şeylere e, bir bakalım. Şimdi şurada bir e, benim next ifadem var. Bu aklımızda bulunsun. Daha sonra burada bir değer ifadem var. Daha sonra da buraya bir e, line no yani hangi satırda olduğumu AST notlarında hangi satırda olduğumu gösteriyor. Dikkat ederseniz benim e, parsing tokenization çıktığımda e, abstract source tree'de hangi satırda olduğunu yazıyor diye göstermiştim. Burada aslında Değişkenleri tutarken bunları da kontrol ediyor. Aslında PHP interpreter'ı benim en başta yaptığım işlemden edindiğim bilgiyi burada kullanıyor. Şimdi buraya baktığımızda Zivars'ta e, hangi değer tipini tuttuğunu göremiyoruz değil mi? Çünkü bu tipi otomatik olarak şurada belirliyor. Şimdi ben bu Zivars'ın içerisine yani Zendfolius'un içerisine istersem array atarım, istersem bir obje atarım, istersem bir integer atarım, istersem bir bool ifade atarım. Bunların hepsini alabiliyor. Şimdi bu, e, bir sonraki aşamaya gitmeden önce bizim e, daha verimli kodlar yazmamışız için e, birçok compiler'ın nasıl çalıştığından aktarmayı, nasıl çalıştığını anlatmaya çalışacağım. Biz e, bizim işlemcilerimizin yanında e, ön bellekler geliyor. Mesela o ön belleklerde 32 kilobayt, 256 kilobayt, e, yeni çıkanlarında 2-3 megabayta kadar yükseliyor ön bellekler var. Ama şimdi düşünüyoruz bizim RAM'lerimiz gigabaytlar boyutunda. Peki bizim işlemcimizin yanında neden hala ön bellek geliyor? Nedeni şu bizim işlemcimizin yanında gelen ön belleklerin latency'si yani gecikme hızları e, çok düşük. Gecikme süreleri düşük olduğu için işlemci anlık olarak işlemleri yaparken ön ne yapıyor. Ön belleklerinden işlemleri yapıyor RAM yerine. Peki direkt RAM'e gitsek ne olur? Yani sonuçta 100 milisaniye gibi bir süre var bu örnekte. Ee, şöyle ki bizim işlemcimizdeki binlerce matematik işlemi şu 100 milisaniye 100, 100 nanosaniye üzerinde pardon düzeltiyorum. 100 nanosaniye içerisinde yapılabilir. Ben gidip bu süreyi RAM'e ulaşmak yerine işlemci içerisindeki diğer işlemlerimi mi yapsam çok daha hızlı bir derleme süresi elde edebilirim. Şimdi bu bilgiyi aldık. Bu bilgi cepte. Şimdi PHP 7'de PHP 5'te daha değişik yönetiyor bunu. Bizim değişkenlerimiz de aslında temel olarak iki sınıf ayrılmış. Bir basit tipler, bir de kompleks data structure'lar. Kompleks data structure'lar, string, array obje gibi çok fazla veri tutabilecek, e, bellekte, RAM'de bir yerden bir yere taşınırsa e, çok fazla sürebilecek, çok fazla yer kaplayan e, veri tiplerine kompleks data structure diyoruz. Bunları alırken PHP hiçbir zaman bu veriyi value type'la e, taşımıyor. Bunun yerine bunların pointer'larını veriyor. Mesela ben örnek olarak şuradaki kodda A değişkenine boş bir yere attım. Sonra bunu gittim B'ye atarsam gidip aynı değişkenden bir tane daha B'ye kopyalamak yerine A'daki verinin pointer'ını B'ye veriyorum. Böylelikle ben iki tane veri tutmak yerine bir veri tutup iki değişkene de aynı veri yollayabiliyorum. Peki bu bize ne sağlıyor? Neyi kaybettiriyor? Şimdi Basit olarak bir computer science'a e girelim. Şimdi bizim HashMap'imiz var bir tane. Bizim Zend Valley'imiz tüm verileri bu HashMap'te tutuyor. Bu HashMap'ler şöyle çalışıyor. Bizim bir değer veriyoruz. Bir hash fonksiyonumuz oluyor. Bu hash fonksiyondan bir key üretiyoruz ve bu değeri key bildiğimiz sürece biz bunun içerisindeki veriye ulaşabiliyoruz. Dataya ulaşabiliyoruz. Peki hash function'ların funksiyon, hiç mi e, kötü tarafları yok? Bunlardan bir tanesi de aslında bizim e, key collision dediğimiz bir olay benim şuradaki değerim öyle benzer olabilir ki değer olarak farklı olabilir ama ancak bu hash fonksiyonundan geçtiğinde aynı keyleri üretebilir aynı keyleri üretirse aynı keyden iki tane verim varsa E ben bir tane key biliyorum e benim iki key aynı hangisini ulaşacağım bunun için ikinci bir e, bizim veri yapımız daha devreye giriyor bunun adı da linked list e, eğer benim aynı keyden iki tane verim varsa bunları linked list olarak birbirine bağlıyor Peki bunun dezavantajı var mı? Evet var ee, Siz eğer linked list yaparsanız bir sonraki yani daha sonra Collision olduktan sonra belleğin o bölgesine gelen verinin bilgisi hangi adres olduğunu buradaki next e, buradaki next bilgisinde tutuyoruz Bizim bunun adresini next bilgisinde tuttuğumuz için bizim bellekte daha fazla yer kaplamamıza sebep oluyor Ayrıca PHP'de hem ileri yönlü veri tutuyor hem geri yönlü veri tutuyor. Bu kez bir kayıp değil iki tane kaybımız oldu. Peki PHP 7 bunu nasıl hallediyor? PHP 7'de eğer aynı keyden, aynı verilerin keyi aynıysa bunları link list yapmak yerine şuradaki şu, bu arada şunlara bucket deniliyor. Her bellekteki veri bölgesini Bu bucketların içerisinde sıralı şekilde yazıyor. Yani Üçüncü keyden bir tane varsa bunun datasını bir sonraki şeyinde dördüncü yere basıyor. Bunu link list yapmadığı için iki kere hem gidiş yönünü hem geliş yönünü tutmak zorunda kalmıyorum. Sadece gidiş yönünü tutuyorum. Ayrıca bu HashMap'in boyutu int integer 32 olabiliyor. Yaklaşık 4 milyar veri kadar olması lazım. Eğer zaten 4 milyar veriden fazlasını tutmanız gerekiyorsa bellekte PHP sizin için yanlış dil diyebilirim. Peki bu kadar anlattık. Değişkenler nasıl tutuluyor? E, PHP nasıl test safe çalışıyor? Bir kez büyük bir resme dönelim. Acaba biz neler anlattık? Şimdi bizim PHP kodumuz geldi. E, Index.php'mizdeki aldık kodlarımızı ilk önce ayırdık. Bir token'a yaz Sonra bunlardan anlam çıkardık. Bu bir değişkendir, bu bir satırdır diye. Bu token'larımı daha sonra parsing aşamasına yolladım. Bu parsing aşamasında da abstract söz tree'yi oluşturdum. Yani bizim derleyicimizin e, skopları vesaire belirleyici son aşamaya yolladım. Daha sonra bunları derleyicimizle yani Zant derleyerek ara bir dile çevirdim. Daha sonra bunları execution edip makine koduna çevirdim. Peki bu kadar anlattık. Şimdi bir dilde performans elde etmek istiyorsunuz. aslında ara katmanları yok etmeniz lazım. Yapmanız gereken şey bu. E, biz defalarca şurada her index PHP'ye istek geldiğinde şu aşamaları defalarca tekrar ediyoruz. Peki biz bunu nasıl hızlandırabiliriz diye PHP Core Team'i düşündüğünde akıllarına şu gelmiş. Demişler ki biz bu tokenları üretiyoruz. Abstract Source üretiyoruz ama aslında aynı opcache'i elde ediyoruz. Opcode'u pardon düzeltiyorum. Opcode'u elde ediyoruz. Peki biz bunları teker teker her istekte yapmak yerine bir sefer yapsak bunları bir keşlesek bellekte daha sonra direkt keşlenmiş, ömberliğe alınmış o koddan bunları makine dilini çevirsek nasıl olur? Şimdi bunun adı da Opcache oldu. 5.5 de PHP yorumlayıcısının içerisine geldi. Opcache şu anda direkt built-in olarak derleyicinin içerisinde gömülü değil. Bir extension olarak çalışıyor ama built-in extensionlarla beraber geliyor. Yani makinenize PHP kurduğunuzda otomatik olarak yanında geliyor. PHP 7.4'te Opcache Preload diye bir örnek bir özellik geldi. O özellikle birlikte sizin Opcache'inize daha önce istek gelmese dahi e, sanki istek gelmiş gibi kodunuzu o aradaki op keşi op kodunuzu op keşe yükleyebiliyorsunuz. Ancak burada şöyle bir e, sakınca var. Siz eğer her istek gelmediğinde binlerce PHP dosyanızın op keşine belle yüklemeye çalışırsanız ilk seferinde çok fazla işlemci harcayacaksınız. Bunu yerine haftalarca kullanılmayacak belki bazı PHP dosyalarınızı bellekte boşa yer kaplatacaksınız. Bunun yerine Bence bunu yapmak bunu yapmak yerine varsayılan olarak düz Opcache'ı kullansanız daha fazla performans elde edersiniz. Bu arada bu Opcache preload özelliği Windows'ta çalışmıyor. Çünkü Modified Time'ı Windows Unix sistemler gibi vermiyor. PHP içerisine gelmeden önce Zend'in bir özelliğiydi bu. Zend optimizasyonu ve Zend optimizasyoncusu Plus olarak bunu görebilirsiniz internette. Şimdi biz op keşi tuttuk bellekte. Tekrar tekrar aynı op keş op kodumuzu tekrar tekrar derlemiyoruz. Op keşimizden alıyoruz. Peki bunu bir sonraki aşamaya getirsek? yani bu keşlenmiş veriyi de alıyoruz. Biz sonuçta bir zentencini compile ediyoruz. Bunun yerine biz bu compile edilmiş çıktıyı da tutsak direkt sanki düşük seviyeli bir programlama dili gibi C yazmış gibi bir çıktı elde etsek nasıl olur? PHP 8 ile birlikte bu da geldi. Bu özelliğin adı Just In Time. Ee, PHP yorumlayıcısında bunun gelmem, daha önce gelmemesinin nedeni aslında biraz PHP'nin felsefesiyle ilgili. Aslında bu Just In ile da direkt olarak yazdığınız tüm kodların e, derlenmiş halinin bellekte tutulduğunu düşünmeyin. Çünkü bu bellekte tutma işlemi sadece tutulabilecek, Just In Time'la makine diline çevrilebilecek larda oluyor. Ee, bir saniye bir su içeyim. Şimdi burada PHP Core Developer'larının aslında LMV'de çalışmış Nikita. Daha önce bahsetmiştim parser kısmında hatırlayanlar için. Nikita bir projesinde çalışıyor. Bu LLM projesi de Low Level Visual Machine. Aslında birçok kullandığınız programlama dilinin e, sanal makinesinin e, tabanında yer alan mekanizmayı yazan arkadaşlardan bir tanesi. Peki bunun yerine neden Louis Jit projesinden olan Dime Assembler kullandı? Niye? LMVM gibi çok fazla instruction setine sahip bir programı, e, bir tool kullanılmadı. Bunun nedeni şu LMVM C, Rust gibi çok düşük seviyeli programlama dilleri için çok faydalı olabiliyor. Çünkü çok fazla instruction'ı var. Ancak PHP'nin bu kadar instruction'a ihtiyacı yok. Aynı zamanda biz PHP'de kıza baktığımız için gereksiz e, yoğunlukta bir sanal makine yerine daha soft, daha küçük, daha minor ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir assembler'a e, sırtımızı dayamamız çok daha faydalı oldu. Bu yüzden bunun sesini okursanız bu seçeneğin neden olduğunu yazıyorlar. Aynı zamanda 100 kat daha hız kazandıklarını söylüyorlar bu değişimle birlikte. E, bu Justin Time'ı e yazıyorsanız, Justin Time kullanıyorsanız opcache'i de birlikte kullanmak zorundasınız. Opcache kullanmayayım diye bir şeyiniz yok. Aynı zamanda just in time opcache'in içerisinde gidiyor zaten. E, bunu da henüz e, builtin olarak VM'in içerisine almadılar. builtin modül olarak çalıştırıyorlar. Bu arada just in time çalıştırıyorsanız Xdebug yani bizim PHP'deki debugger araçlarımızdan extension'larımızdan bir tanesi olan xdb'yi kullanamıyorsunuz. Çünkü just in time direkt derlenmiş kodu çalıştırdığı için e, İstanbul'un araya girip opcache'den okuyacağı bir kod kalmıyor. Bunun için istibakı kullanmak için ilk önce Justin Time'ı pasifleştirmeniz lazım. Daha sonra kullanabilirsiniz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tüm bizim JIT'teki Justin Time'deki buffer'ımızda aslında bizim çalıştırdığımız tüm kodlar tutulmuyor. Niye? Çünkü PHP Type Safe'tir bir dil değil. Type Safe olmaması yüzünden bizim JIT'imiz hangi kodun makine dilinde neye karşılık geldiğini bilmiyor. Bilmediği için yalnızca gerçekten bunu bilebileceği şeyleri makine diline çevirmiş hallerini tutuyor. Bu yüzden hatta Relever 10 e, sürümünde yanlış hatırlamıyorsam e, Type Typing'lerin hepsi yazıldı. Geri dönüş tiplerinin hepsi yazıldı ki Vigit'te daha fazla verim elde edilsin. Aynı zamanda e, Senfoni'de de böyle bir çalışma vardı hatırlıyorum. E, gelecek programlama e, Gelecek framework'lerde de bunlara dikkat edileceğini düşünüyorum ben. E, siz de kodlarınızı bunu göz ardı, göz ardı etmeden yazarsanız cidden en fazla verimi ala, alabilirsiniz. Şimdi burada ben opcache'in içerisinde yer alıyor dedim. Opcache'in içerisinde burada gördüğünüz gibi hem op kodlarım var hem de jit buffer'ım var. E, PHP şunu yapıyor aslında index PHP'ye benim isteğim geldi. İlk önce Opcache'de bakıyor ya ben bu dosyanın opcache'i var mı? OpCache varsa gidiyor OpCache'ten çalıştırıyor. Ee, aynı zamanda bakıyor zemin yürütürmüşün ya bunun daha önce JIT buffer'da derlenmiş hali var mı? Eğer derlenmiş hali varsa ben tekrar çalıştırmayayım. Eğer derlenmiş hali varsa direkt makine çıktısını, makine kodunu işlemci işlemciyle birlikte çalıştırıyor. Şimdi sentetik testlere e, geleceğim ama sentetik testlere bakıp e, şöyle bir yanılgınız olmasın bizim production'daki projemizi biz JIT'e geçirdik 4 katı. Performans kazanacağız diye bir e, düşünceniz olmasın çünkü bunlar gerçek hayat örnekleri değil. Buradaki bu sunuma katılan çoğu insan sentetik seslerin aslında çok da bir anlam olmadığını bilecektir. E, yalnız JIT e geçirmenizde şöyle bir fayda var. Ya kodunuzdaki e, JIT e uygun kod yazarsınız aslında kodunuzu daha iyi yazmış oluyorsunuz. En büyük katkısı bence bu. E, OpCache'te nasıl yazarsanız yazın mutlaka bir performans artışı var eğer. Opkeş'i hala kullanmıyorsanız e, tavsiye ederim yani kesinlikle geçmeniz lazım. E, peki ben bu kadar anlattım. Ben PHP yorumlayıcısına katkıda bulunmak istiyorum. Kendi e, bir kendi kullandığım bir programın dilindeki Sightings'i ben PHP yorumlayıcısına getirmek istiyorum. Interpreter reportunda katkı bulacağım. Bunun için ne yapacağız? Her programlama dilinde olduğu için ya ben bu özelliği ekledim işte bunu PR'ımı kabul edin diye diyemiyorsunuz. Her programın dilinde olduğu gibi bir RFC yazmanız lazım. RFC yani Request for Comment. E, bu istediğiniz özelliği neden istediğinizi, bu özellikle birlikte nerelin, nerelerin, nerelerin kırılacağını, e, hangi faydaların sağlanacağını çok iyi açıklamanız gerekiyor. Bu PHP'de de, PHP topluluğunda bir oylamaya tabi tutuluyor. Eğer oylamadan geçerseniz bunu e, bu PR'i içeriye alıyorlar. Ama ilk önce RFC'sinin kabul edilmesi lazım tabii ki. E, ama ben bu kadar uğraşmak istemiyorum ama yine de bir katkıda bulunmak istiyorum diyorsanız, e, PHP'deki bug fixlerde aresi gerekmiyor. Eğer bir bug fix başlığı görürseniz bunu fixlemekten çekinmeyin. E, bunu çok kolay kabul ediyorlar. Bug fixler test yazıldığı sürece çok kolay kabul edilebilen kodlar PHP'de. E, bu arada bu şekilde katkıda bulunmak istiyorsunuz ama e, kendinize özel yazmak istediğiniz çok özel bir fonksiyonunuz var, çok özel bir projede çalışıyorsunuz. Bunları da aynı zamanda delleyip kendi sunucunuzda çalıştırabilirsiniz. Ama bu sunuma katılanlar için %99 buna ihtiyacınız olmayacağını söyleyebilirim. Bu teknik olarak yanlış bir çaba değil. Aslında bunu Google, e, Facebook gibi büyük firmalar yapıyor. Mesela Facebook'ta kullanılan, Google'da kullanılan Java ile dışarıda kullanılan Java apayrı şeyler. Ama buradaki, bu sunumdaki arkadaşlar için gerekli olacağını düşünmüyorum. Ki bu e, bu öneriyle amirlerinize gittiğiniz, gittiğinizde çok orada hoş karşılayacaklarını düşünmüyorum. Şimdi burada ben kaynakları yazdım. Ee, şurada benim ilk başta Teknasyon Engineering medium blogunda yazdığım bir yazı var. Ben burada PHP'ye ufak bir özellik ekledim. Ee, bu özelliği bu konuşmanın için çok fazla teknik kalacağı için burada tekrar tekrar anlatmak istemedim. Ee, Oraya okursanız aslında nasıl bir özellik ekleyeceğinizi aslında extensionların nasıl çalıştığını daha ayrıntılı anlayabilirsiniz. Zend'in kendi sitesinde çok yararlı dokümanlar var. Ancak bir seviye yukarıda kalıyor. Hani gerçekten ben bir kod yazayım istiyorsanız çok yeterli kaynaklar değiller ama en azından bir fikir vermesi için önemli. Bu sunumu hazırlarken aslında SlashShare'deki şu sunumdan yararlandım. Ee, aynı zamanda JIT'in çok ayrıntılı e, çalışmasını anlatan şöyle bir medium yazısı var. Eğer JIT hakkında derinlemesine bilgi saygı olmak istiyorsanız bence kesinlikle okumalısınız. Aynı zamanda konuşmada iki sefer geçti sanırım. Nikita Pavlov. Ee, Nikita Pavlov'un bloğunda aslında genelde PHP 7 ve öncesinde çok fazla yazı var. PHP 7 ve sonrasında o e, o kadar derinlemesine bilgi edinemiyorsunuz. Ama kesinlikle versiyon fark etmek sizin tüm yazılarını okumanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle size çok fazla değer kazandıracak. Aynı zamanda Nikita Pavlov ve arkadaşlarının PHP Internals Books diye bir e, siteleri var. Her ne kadar bu kitap bitmese de ay, yarım kalsa da ben bu sunumu yaparken ve PHP yorumlayıcısını okumaya çalışırken bu siteden çok faydalandım. Bu siteyi okursanız aslında PHP'nin arka tarafında nelerin doğru yapıldığını, nelerin yanlış yapıldığını, ben kodumu nasıl yazarsam PHP'den daha hızlı nasıl mi, çok iyi anlayabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım verimli geçmiştir. Sorular varsa alayım. Haydar ağzına sağlık. <laughs> e, teşekkür ediyoruz. Hemen e, sorulara bir bakalım. Bu arada bir soru geldi. E, demiş ki bu komentler kısmında aklına aklında takılan bir aklında takılan bir konu var. E, PHP 8'deki etribütler parsing aşamasını dahil mi? Demiş. Orkun Yalçın Çakılkaya. E, olarak etribüt yazmıyorsun herhalde bir şey komazse parsing aşamasına dahil değildir. Çünkü parsing aşamasında derleyiciyi hazırlıyor onu. Derleyicide yorum yorum satırı da derleyicide aslında hiçbir anlam ifade etmediği için onu direkt siliyor. Onu yok sayıyor. de o aşamada bellekte daha az yer kaplamaya çalışıyor. Ama sorunu tam olarak anladığımı düşünmüyorum yani. Bence attribute ile arasında çok bir bağlantı kuramadım. Okey. Teşekkürler. Yine detaylı cevap için YouTube'da video yayınlandığı zaman altına yazabilirsiniz. Ya da direkt mail et haydarsahin.com'a mail atarsanız Haydar size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkürler Haydar. Hmm.